Abi sizce Türkiye'de 1.8 milyon için B ne ifade ediyor? B diye geliyor. Sizinkiler ne geliyor? B diye geliyor. Bir yorum yapamayacağım. Siz efendim? Bayat. Efendim? Bayat. Ama düşersin ha. düşersin. Ekmeği ziyan etmemek lazım. Bayat ekmekleri. Tabii. Bayat ekmekleri ziyan etmemek lazım. Yeteri kadar almak lazım. Evet. Valla işte idareli kullanmak lazım. İsraf etmemek lazım. Evet. Gitmez abi. Hangi de? Var mı? Bas. İki kişi birden gider. Gider hadi git oraya. Ancak bu kadar geldi. Bu kadar mı? 1.8 milyon için Türkiye'den sizce B ne ifade ediyordur? Babam geliyor aklıma. Değil mi? Tabii babam geliyor. Başka bir şey gelmiyor. Çünkü babamı bile gördüm. Anlamına anlıyorsun işte ne demek istediğimi. Ona da güvenim yok yani. Nasıl? Anlıyor musun ne demek istediğimi? Bir saniye ben kulak misafiri oldum oradan da. Ne demek anlamadım ya tam ben. Babama bile güvenmiyorum diyorum. Ne? Diyor ki B diyor neyle başlıyor diyor da bu. Ben de dedim ki B dedim babam aklıma geliyor ama dedim babama da güvenmiyorum ki kalmış ki başkasına hiç güvenmiyorum demek istedim. Babamı da yani anlıyorsun ne demek istedim. Yok bir daha anlatır mısınız ya bana boş. Ya? Ya gel şey yok o şeyden itibaren babama bileden sonra. Babama bileden sonra hiç kimseye güvenmiyorum. Güvenilecek insan mı var? Kim var? Anlamadım ki ben. He. Neyi anlamak istedin? Şeyim. Ya bırak. Başında... Sen bizi konuşturmak istiyorsun ya. Vallahi boşver. Yok ya. Benim soyadım Yemezoğulları. Dur şimdi işim var. Yemezoğulları mı? He Yemezoğulları. Aa. Öyle yaptı. He. Senin adın ne? Yediroğulları. Yediroğulları. Ama yediremiyorsun. Kimse yemiyor. O ne olacak? Ve büyük millet Türk meclisi ve tek millet, tek bayrak. M bundan başlar bence. Yani birlik mi diyorsun? Evet, birlik ve beraberliktir. Tabii ki. Peki abi yani sizce burada ne yapmamız lazım bu konuda? Bu konuda ne yapmamız lazım derken dedik? Yani birliği sağlamak için. Vallahi birliği sağlamak için kardeşim. Verim koyalım abi. Tamamdır. Nasıl bir yol birlik izlememiz lazım ülke olarak yani? Vallahi nasıl bir yol izlememiz gerekir? Ben Türkiye'nin işini aklıma ermedi kardeşim. Bilmiyorum da nedenini. Yani yapılan hizmetler. Biraz kaysana. Biliyorsunuz tabi. Daha diyecek bir şeyim yok. Tek millet, tek bayrak. Başka bir sözüm yok yani. Sarılmamız mı lazım abi? Evet, sarılmamız lazım. Bu kadar yani. Teşekkür hangi ederim. Ne olursa olsun diyorsun. Değil mi abi? Evet. Hangi şartta olursa. Evet, teşekkür ederim. Ya. Şöyle bir şey söyleyeyim ben. Buyur söyle abi. Dinliyoruz abi. Şimdi bu milletçe biraz kaysana şöyle. Yok daha niye kaydın? Biraz kay ya. Şuraya doğru kaysana. Neden bu şey çekimde mi şeyiniz var yoksa ya şakamatik mi yoksa bir şey mi yapıyorsunuz? Yok. Oradan buraya da kaydık ya tabi. Şuraları bana çok battı. Burası da aynı var biraz gitmeyi kaysana. Ki. Gideyim aynen santim aynen. Neyse senin değil olsun. Kalksana. Geldik soğuna tam. Bir bakayım, dur da şuraya bakayım. Tamam, bakmaya gerek yok. Otur aşağıda. Beraber, birlik için bu insanlar nasıl bir yol haritası izlemesi lazım? Başka bir söz söyleyeceğim yok. Hepsi bu kadar abi. Teşekkür ederiz Cenat abi. Sizce Türkiye'de 1.8 milyon kişi için B ne ifade ediyor? B. Evet. Anlamadım ki soruyu. Ya 1.8 milyon kişi var abi Türkiye'de ve B harfi bunları ilgilendiriyor. Sence... Bu B ne olabilir efendim? Nasıl bir ilişkisi olabilir B harfiyle 1.8 milyon kişinin? Çözemedim ki. Ne anlamda? B olarak abi. İnan çözemedim. Ya B deyince aklına ne geliyor abi? B deyince alfabenin ikinci harfi. B ile ilgili 1.8 milyon kişi var abi Türkiye'de. O B ile bunları ilişkilendireceksin. Vallahi bir şey anlayamadım. Simit gitti bu arada. Senden biri mi? Yok, tanımıyorum. Yok, tanımıyorum.
Afiyet olsun. Sorun ne? Ya 1.8 milyon kişi için B ne ifade ediyor? Hangi B? B ama hangi B? Ben de onu çözemedim işte. Yoksa B. Bu. O kadar da avanak değilim ama anlayamadım. Şimdi söyleyeceğiz. Şehir mi? Ne? Yani olay tam olarak ne? Ya şimdi sizin aklınıza ne geliyor? Biz onu merak ediyoruz sadece. Vallahi hiçbir şey yok. Ürünü görürsün, bunu yap. Bak. Hiçbir şey gelmiyor. İsim mi? Benim kız kardeşimin ismi var Buse. Şehir mi? Bursa. Birlik beraberlik mi? Evet. Yeri gelir birlik beraberlik de olur ama bu, dolu bak, dolu dolu. Beni alacağım. Beni hakkımı helal etmem. Ha, son ağlar. Ağlar. Yarım, yarı yarıya. Bak. Lan abi ne düşünüyor? Ne diyorsun? Hangi be? Hangi be? Ha, öyle konuşacaksın. Hayır. Ne oldu? Hı? Sen birbirini diş mi etmiyorsun? Ne oldu? Dişler yok. Nerede dişler? Götürüyor. Götürüyor. Anlayamadım gerçekten. Yok, kusura bakmayın. Tamam mı? Yani bir de insanlar yemek yerken gerçekten soru sormayın. Gel buraya. Bir ay röportaj yapacaksın kimseyle. Kızarım sana, gel. Sizce Türkiye'de 1.8 milyon için B ne ifade ediyor? Büyük Türkiye. Oğlum ne diyeyim ki, benim Türkiye, bana ait, ecdadımızın yeri. Biz buraları ne zorluklarla aldık, kanla aldık. Bamya! Ha? Bamya olur mu? Olabilir mi? Bilmiyorum, bilmiyorum. Ne oldu? Korktum bir. Ay ben de sen öyle dönünce korktum. Allah. Sizce Türkiye'de 1.8 milyon, neredeyse 2 milyon kişiyi ilgilendiren bir B var. Bu B ne olabilir? Ben bilmediğim şey konusunda hakkında hiçbir şey konuşmuyorum. Önce bilmem lazım. B ne, niye soruyorsun? B derken ne B? Yani B, aynı şey mi düşünüyoruz? Aynen. Yani B açık, biraz daha açıklayın. Bu B Türkiye'deki 1.8 milyon kişiyi ilgilendiren bir B. Ne bileyim ben. Beni ilgilendiriyor mu? Yani onu biz bilemiyoruz. Belki de ilgilendiriyoruz. Ya boş verin çocuğum. Ya gel gel. Bir şey diyeceğim gene. Boş sor. Şimdi öyle bir soru mu ki bu? Nereye gidiyor ucu bunun? Yani. İşte bilmem hayır. Lazım. Bilmem lazım. Bildiğin soruyu sor, şey yaparsın. Cevaplarsın. Cevapladığın anda da zaten şunu dersin kendi kendine. Vay be, ben ne yaptım kendi kendine. Ama insanoğlu öyle bir varlık ki. Yeri geliyor, boşlukta böyle sersemliyor. Yeri geliyor böyle diyor ki yani, aa bu kadar ne kadar çok şey biliyorum falan diyor. Yok ya, öyle demez. Ha insanoğlunun şey bu ya ben. Hiç ben öyle düşünmüyorum mesela. Bak şimdi B diyor, B hani B hakkında herhangi bir yorum yapmak için B'nin ne olduğunu bilmek lazım. Niçin soruyor? İsminiz ne abi? Polemiğe girmeyelim. Ben B hakkında polemiğe gireyim ama B hakkında polemiğe gireceksek de en iyi benle girilir. Çünkü niye? Ben büyük girerim polemiğe. Ben girmem. Ben büyük girerim polemiğe. Hiç ben, işim olmaz. Ben bilmediğim konuda hiç kimseyle ben tartışmam. Ben büyük bir polemikten beslenen bir insanım. Hayır B. Lütfen B ile ilgili bir şey söyleyeyim, ben de söyleyeceğim o zaman. Söylemem. Söyleyin. Söylemem. Hayır, tartışacağız burada. Sizce Türkiye'de 1.8 milyon kişi için B ne ifade ediyor? Vallahi hiç fikrim yok yani şu anda. O 1.8 sadece milyon kişi var ya efendim. Hı-hı. B ile bir ilişkisi var efendim. B. Bana çıkaramadım ya. Yani. B çıkarmış. B. B. Vallahi acayip bir soru oldu ya. Hadi engelli olsa %10'u engelli olabilir yani. Burada bulduk. Bulduk ama burada. Vallahi bilemeyeceğim ya. Bulduk burası ha. Mesela Bursa diyenler oldu. Burdur diyenler oldu. Bursa Burdur. vallahi pahalı. Evet be. Bağlama. Bağlama. Başka ne olabilir? Evet be. Bağlama. Evet valla. Be. Ne olabilir? Sen yardımcı ol. Gel. Ha burada. Be.
maden olabilir? Ha, bor madeni yani olabilir tabii. Ama 1 milyon 800 kişinin için yani. Niye geneli? Vallahi. Hocam soru nedir ya? 1.8 milyon kişi için B ne ifade ediyor? Aklına gelen bir şey var mı abi senin? Vallahi hiç şey gelmiyor. Hiç şey gelmiyor valla. Şimdi nasıl iyi misin? Adını ha? İyiyim. İçine kapanık gördüm biraz seni bura. İçine kapanık. Ne oldu? Bir şey olmadı. Bağladılar bizi. Bağladılar. Dur ben açayım seni. Sen çok bağlı kaldın. Evet, yani. Öyle oldu. Tamam. Vallahi. Şöyle olmaz. 1 milyon 800 kişi. Aklına ne geliyorsa söyle abi. Vallahi. Ne geliyor aklına? Aklına ne geliyor? Ha. Vallahi aslında bir şey geliyor mu? Unuttum. Ne ama aklıma... ne? Aklına ilk gelen şeyi söyle. B. B bak ne var burada? B. B. Bak. B. Sağlıkla ilgili bir şey olması lazım aslında ama. Sizce Türkiye'de 1.8 milyon kişi için B ne ifade ediyor? Rahatsızlık ifade ediyor. Nasıl bir rahatsızlık? Sıkılıyoruz. Çocuklarımıza iş yok. Çocuklarım evde yatıyor. Yani... B olması gerekiyor. B. B ne? B! Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Yani... B. Tamam. B'yi biliyorum. Ya onu ilgilendiriyor. Sence bu ne olabilir? Mesela niye bağırdım ben sizin yanınıza gelin? B. Evet. Rahatsızlık. Evet. Bravo. Çok güzel gidiyoruz. Devam edelim. Rahatsızlık. Bayağı rahatsız oluyoruz. Sağlıkla ilgili bir şey olan rahatsızlık. Tabii tabii. Bir rahatsızlığınız var mı diye derler. Evet var. Tabii. B. Sarı renk. Evet. Ne olabilir? Negatif bir durum. Negatif. Kötüye evet. Giden bir durum. Evet. Evet. Cümleyi alalım kelimeyi bulduğumuz. Bulduğumuz. Ne yani? Biz neyi anlatmak istiyoruz burada? İyilik, hoşluk, sağlık. Yani 1.8 milyon kişiyi ilgilendiren bir B efendim. Bir B. Evet, B harfi. B harfi. Ne geldi? Hiçbir şey şu anda düşünemiyorum, hayırdır. Evet. Sol mu sağ mı? Hadi görüşürüz. Eyvallah. Evet. Farkındalık. Evet. Siz de burada nasıl bir farkındalık hissettiniz? Bu şeyden koruyor böyle nükleer ne bileyim kirlilik, hava kirliliğinden falan filan mı koruyor? Sağlıkla ilgili bir şey. Sağlıkla ilgili, evet. Sarı Mikrofon, Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu.